Merhaba değerli izleyiciler. Bugün çok kısa olarak ölüm konusunda tefekkürde bulunalım diye düşündüm. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur bir hadisi var. Çokların duyduğu, bildiği bir hadis ama çoğu defa da dikkate almadığımız diye kendi adıma söylüyorum bir hadis şey. Buyuruyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ekfiru zikre hadimin lezzat. Lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çokça hatırlayın. Evet, bu hadisi muhakkak çoğumuz, belki hepimiz duymuşuzdur. Ama gerçekten çokça hatırlıyor muyuz? Ben kendime söylüyorum bunu. Hatırlamıyoruz. Hatırlayamıyoruz yahut hatırlamak istemiyoruz. Resulullah tam tersine buyuruyor ki lezzetleri, sevinçleri, memnuniyetleri tahrip eden, hedmeden, acılaştıran ölümü çokça hatırlayın. Bolca hatırlayın. Şimdi ölümü hatırlamak bize neyi hatırlatır? Ölümü hatırladığımız zaman, ölümü çokça zikrettiğimiz zaman aslında neyi hatırlamaz, neyi düşünmüş oluruz? Belli. Bir, hayata kendimiz gelmedik. Hayat bizim değil. Bu hayat bize verildi. Hayatın bir sahibi, hayatın bir vericisi var. İki, bu hayat baki değil. Günün birinde bu hayat elimizden alınacak. Kim bize bu hayat vermişse o bizi bu hayattan terhis edecek. Üç, bu hayatta bizim vazifemiz var. Bizim görevimiz var. O görevimizi ifa etmede ne durumdayız? Bunu hatırlamak icap ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak buyurmuyor mu? Küllü nefsin zâikatül mevt. Her canlı ölümü tadacaktır. İstisnası var mı? Yok. Her canlı, her nefes taşıyan, her can taşıyan günün birinde bu canı, bu nefsi, bu hayatı itirecektir. Cenab-ı Hakk'ın değişmez bir kanunudur bu. Ama biz ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Ayrı bir husus. Fakat tefekkür edebilmeliyiz. Günün birinde hayatımızın sonu ereceğini sık sık düşünmeliyiz. Hatta biraz düşündüğümüz zaman yani Nurad ifade edildiği gibi sadece kendi ölümümüzü değil, aslımızın ölümünü de düşünelim. Biraz daha ileri gidersek eğer aslımızın ölümünü değil, dünyanın ölümünü de hatırlayabiliriz. Günün birinde dünyanın da mevte, mezar olacağını düşünebiliriz. Öyleyse ölümü tefekkür etmek, ölümü tezekkür etmek suretiyle bize hayatı vereni, günün birinde hayatı alacak olanı düşünmemiz lazım. Rabbimizi tezekkür etmemiz lazım. Ona yönelmemiz lazım. Gafletten, tuğlu emelden uzak kalmaya çalışmamız lazım. Çünkü insanı riyaya sevk eden, ihlassızlığa sevk eden, dünyaya sevk eden tuğlu emeldir. Uzun emel, uzun emel sahip olmaktır. Ölmeyeceğimizi zannetmektir. Halbuki ölüm hakikatini düşündüğümüz zaman her an gelebilir, her an karşılaşabiliriz Azrail Aleyhisselam'la. İnsan kendisine çekilecek bir. Yine Nurlar'da deniyor ya, şu şehri 100 defa mezar üstüne boşaltan ölümün hayattan bir isteği var. Bunu derk etmek, bunu fark etmek lazım. Bu hayattan gaye nedir? Burada vazifemiz nedir? Buna odaklanmak lazım. Selim bir kalple Allah'a mülaki olmanın yolunu aramak lazım. Selim bir kalple. Emin olarak yanlışlara, zulümlere bulaşmamış olarak Cenab-ı Hakk'a ulaşmayı hedeflememiz lazım. Burada bir Resulullah'ın Aleyhisselatü Vesselam bir hadisini de hatırlayalım. Buyuruyor ki, kim Allah'a kavuşmayı isterse, ummazsa likayı, bunu arzularsa Cenab-ı Hak da o kuluna kavuşmayı arzular. Kim Cenab-ı Hakk'a kavuşmaktan kaçınırsa
Bunu istemezse Cenab-ı Hak da o kulunla mülaki olmaktan kaçınır. O halde mümin olarak Cenab-ı Hakk'a mülaki olmayı düşünmemiz lazım. Ölüm mümin için bu demek ya, daha güzel bir aleme gitmek demek, dünyanın meşguliyetlerinden, dağdağlarından kurtulmak demek, berzah hayatına intikal etmek demek, berzah hayatından sonra da kıyametin akabinde ebedi hayata intikaldir. Ölüm bunun başlangıcıdır. Ölüm, Nura'da çok güzel ifade edildiği gibi, dünya meşguliyetlerinden bir tür terhis olmaktır. Öyleyse bizim vazifemiz hayatı düşünmek, hayatı verini düşünmek, hayatta vazifemizin ne olduğuna odaklanmak ve bu surette hayatımızı anlamlı şekilde geçirmektir. Hayatı verenin istediği şekilde hayatımızı geçirmeye çalışmaktır. Bizden istenen bu. Ölümü düşünmemizin sebebi de bu olması lazım. Yoksa gaflete daldığımız zaman, dünyada ölmeyecekmiş gibi bir tasavvura ulaştığımız zaman kaybedenlerden oluruz. Gaflete kendimizi kaptırmış oluruz. Hazreti Ömer'in meşhur kıssasını çoğumuz duymuşuzdur. Bir adam görevlendiriyor hususi olarak. Gel diyor bana her gün belli zamanlarda ve ey Ömer öleceksin günün birinde diye hatırlat diyor. Daha sonra Hazreti Ömer diyor ki tamam bundan sonra buna gerek yok. Ey Ömer diyor sen vaz mı geçtin? Hazreti Ömer diyor hayır artık benim suratımda simamda beyaz kıllar oldu. O vazifeyi bunlar yapıyor diyor. Baktığımız zaman aslında her şey bize ölümü hatırlatıyor. Yüzümüzdeki beyaz kıllar, yakınlarımızın kaybedilmesi, her gün, her saat, her saniye ölen insanlar ölümü hatırlatıyor. Gece uyumaya başladığımız zaman ölümü hatırlıyoruz. Bir tür ölümün küçük kardeşine kendimizi bırakıyoruz. Sabah ettiriyoruz. O halde Resulullah'ın sözünü tekrar hatırlayalım. Ölümü lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çokça zikredin. Allah bizi ölümü çokça zikreden hatırlayanlardan eylesin. Thank you.